İyi hafta sonları gençler. Bu hafta sonu biraz stresli geçti. Ama işin iyi tarafı pazartesi başlamadan İran-İsrail cephesinde sular durulmuşa benziyor. Yani savaşın kan akmasının kimseye faydası yok. Umarız ki bu mesele daha da büyümeden dünya adına barış, insanlık kazanır. Şimdi bugünkü çalışmamız İş menkul değerler. İş menkul değerler geçtiğimiz şu bölgede Buhur 25'ten kenara almış olsak da biz yine de izlemeye devam ediyoruz tabii ki. Hissenin 29 Mayıs 2024'te hisse başına %95.99 yani 96 kuruş temettü ödemesi var. Şimdiki fiyatla ortalama %3 temettü vermene denk gelir bu. Şimdi bugünkü çalışmamızda 2023 12 aylık bilanço temel analizi sonra da teknik ve takas analizi olarak bakalım. Şirket kartından başlayacak olursak ortaklık yapısına %65.74 İş Bankası patron grubuna ait, %34'te halka açık olan kısım. Ortaklık yapısında sıkıntı yok diyebiliriz. Fiyat kazanç oranı 8.96, piyasa değeri defter değeri 3.11. Piyasa değeri 49.6 milyar. Cari oran 1.66. Önceki çeyreklere göre bakarsak son 5 çeyrektir toparlanarak gitmesi olumlu. 1.26, 1.38, 1.42, 1.44, 1.66. Dolayısıyla toparlanarak giden bir cari oran durum var. Şirketin borç çevirme oranları toparlanıyor. Yabancı para net pozisyonu 941 milyon lira artıda. Burası da iyi. Şimdi fiyat kazanç oranı piyasa değeri defter değerine kendi tarihi seyir içinde baktığımızda 8.96 güncel FK. Tarihi seyre baktığımızda ortalama 10.1'ler görülüp o seviyelerden direnç görmüş. FK'sı biraz son çeyrek bilançoda malum güncel bilanço düzenlemeleriyle biraz zayıf geldiği için şu bölgeye göre yükselmiş görünüyor. Piyasa değeri, defter değeri 3.10. Direnç gördüğü bölgede ortalama 4.5. Yani ortalamasına bakarsak 4.5 piyasa değeri, defter değeri direnç olarak çalışmış. Şu bölgedeki sert çıkışı saymasak. Dolayısıyla piyasa değeri, defter değeri oran analizi yaptığımızda %45'ler civarında bir iskonto olduğunu görüyoruz. Tarihi piyasa değeri ise 66.3 milyar görülmüş. Şu an olduğumuz yer 49.65 milyar. Dolayısıyla yine piyasa değeri zirvesine göre de iskontolu görünüyor. Dönem karları son çeyrekte biraz gerilese de yani önceki çeyreklerde hep düzenli artışı görüyoruz. Ciro da yine hep düzenli artarken bu çeyrekte biraz gerilemiş görünüyor. Öz sermaye karlı %34.68. Bu da yine
daha önceki şu bölgelerdeki destek seviyelerine ya da hissenin toparlanma bölgesi seviyelerine gelmiş öz sermaye karlılığı. Aslında öz sermaye karlılığı da kendi içinde bir trend oluşturuyor. Şu tarihi grafiğine bakarsak bunu görebiliriz. Bilanço ayrıntılarına bakacak olursak, bu arada şirketin firma değeri FAVÖK oranı 3.07, yani çok çok uygun seviyelerde. P/E rasyosuna baktığımızda da 0.32, yani çok düşük diyemesek de çok primli de sayılmaz 0.32 ile. Likitte oranında 1.64. Bu veri de geçen yıl aynı çeyrekte 1.25'miş. 1 ve üzeri iyi diyoruz. Dolayısıyla 1.64 ile bu veri de gayet güzel görünüyor. Yani şirketin daha net borç çevirme oranı. Dönem karına baktığımızda konsolide bilanço açıklıyor. Geçen yıl aynı çeyrekte 4.5 milyar kar varken bu sene 5.5 milyar kar var. Dönem karı. Yıllık bazda %28 artış var. Çeyreksel bazda biraz gerilemiş görünüyor. Yani bir önceki çeyreğe göre. Hasılata baktığımızda 426 milyondan 458 milyona artmış. Yaklaşık evet, %7,5 bir artış var. Maliyetler ve yönetim, pazarlama ve benzer giderler çıktıktan sonra da esas faaliyet karı 9.2 milyardan 13.7 milyara artmış durumda. Hemen buna da bakarsak, %49'luk bir faaliyet karı artışı var. Evet, faaliyet kar marjına bakalım. Evet, faaliyet kar marjı da %2.1'den %2.9'a çıkmış durumda. Faaliyet kar marjında da artış olumlu. Finansman gelirleri artmış fakat giderler daha çok arttığı için buradan biraz karlılıkta düşüş oldu. Yine vergi giderleri de çıkıldıktan sonra dönem karı olarak 5.5 milyar kar kalmış durumda. Burada karlılığı en çok olumsuz etkileyen kalem net parasal pozisyon kayıplar kaleminden gelen 5.1 milyarlık kayıp. Bu kalem karlılığı düşürmüş oldu. Evet, nakit akımına bakalım. Dönem varlıklar 58'den 40 milyara düşmüş. Nakit akımı 1.2'den yıllık bazda 2.4'e çıkmış. Çeyreksel olarak baktığımızda da 1.4, 1.3, 8.6, 2.4. Yani bir önceki çeyreğe göre düşüş olsa da yıllık bazda artış devam ediyor.
Duran varlıklar 1.2'den 1.4'e çıkmış. Kısa vadeli borçlar 46'dan 24'e düşmüş. Yani borç düşmesine rağmen duran varlıkta az da olsa artış var. Uzun vadeli borçlarda da düşüş var, olumlu. Öz sermaye 11.4 milyardan 15.9 milyara %39.4 öz sermaye artışı var. Öz sermaye karlılığı %34 demiştik biraz önce. Şirketin öz sermaye karlılığı önceki çeyreğe göre düşse de yine %30'larında seyretmesi olumlu. Geçmiş yıl karları kalemine baktığımızda geçen yıl 443 milyon var. Bu yıl ise 2.1 milyar para var kasada. Yani bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına rağmen yine de kasada nakit durumu güzel. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda resmi hesapla %765 bedelsiz potansiyeli var. Bizim hesapla da %144 bedelsiz potansiyel var. Önümüzdeki çeyrekte bu 12 aylıkta yapılan karın yani kasaya aktarılmasıyla bedelsiz potansiyeli daha da belirginleşecektir. Yani artacaktır. Yine şirketin bu nakit durumunun güçlü olması temettü vermenin de devamlılığını sağlıyor. Gerçi bu yıl geçen yıllara göre verim biraz düşük görünse de en azından devam ediyor temettü verme. %3 civarı bir temettü verim var. Hisse başına 96 kuruş. Yani özetle bilançoda yeni döneme uyumla faaliyet karında artışın devam ettiği bir bilanço var. Eğer önümüzdeki çeyreklerde cirodaki artış biraz daha iyi olursa o zaman daha olumlu bir bilanço görebiliriz. Bizim bu temel veriler ile yaptığımız hisse değerleme fiyatımız 47 lira 40 kuruş. 47 lira 40 kuruş bu temel verilerden bulduğumuz hisse değerleme fiyatımız. Temettü ödemesini düşerek söyledim bunu. Yani temettü ödemesi gerçekleştiğinde de bu fiyatı bekliyor olacağız. 47 lira 40 kuruş. Şimdi teknik olarak bakalım. Evet, bilanç çalışma ya da hisseyi çalışma sebebimiz aslında bizim orta vadeli görünüm veren kırmızı göstergemizin pozitife dönmesi idi ve daha da ilerisi 200 EMA test edildi. 200 EMA bölgesinden toparlanma çabası vardı. Geriye doğru bakarsak bu 200 EMA bölgesi hissenin tepki verme toparlanma bölgesi. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda 200 EMA iki defa test edilerek o bölge üzerinde toparlanma çabası indikatörümüzde de görülmekte. Göstergemizin sat verdiği yere baktığımızda 38 lira 70 kuruş altında 38 lira 70 kuruş altında göstergemiz negatife dönmüş. Bu 38.70 altında negatife dönüş sonrasında al verdiği yerde 31 lira üzerinde de pozitife dönmüş görünüyor. 31 lirada da tekrar göstergemiz geçen hafta Cuma günü itibariyle pozitife dönmüş
31 lira üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Şimdi güncel durumda baktığımızda kapanış 33 lira 10 kuruş. 9 Nisan 2024 kapanışı 33 lira 10 kuruş. Önce zarar kes ve destek seviyelerine bakalım. Zarar kes seviyesi olarak 바뀌면서 biraz daha böyle orta vadeli yatırımcılar için 30 lira 67 kuruş 30 lira 67 kuruş orta vadeli yatırımcılar için stop loss zarar kes seviyesi olur. Daha kısa vadeli yatırımcılar için de 31 lira 84 kuruş stop loss zarar kes seviyesi olarak izlenebilir. Bu 31 lira 84 kuruş stop loss zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi de 29 lira 50 kuruş izlenebilir. 29 lira 50 kuruş da diğer destek seviyemiz olur. Eğer olumlu hareketler devam edecek olursa 41.60 direnci önemli. 41.60 direncinin geçilmesi durumunda şu bölgede çalışan 1-2 belirgin makasımız var. Bu makas seviyelerine göre çalışacak olursak zamansal kaymamızı yapıyoruz. Evet, 41.60 geçildiğinde temettüyü de düşerek söyleyelim. Tam 51 lira, evet, temettüyü düşerek söylüyorum. Önümüzdeki süreçte temettü ödemesinde de bu makas seviyesinin düşmesi gerekir. Tam 51 lira makas direnç seviyesi olarak izleyebiliriz. Bu 51 lira makas direnç seviyesi için 41.60 direncinin geçilmesi öncelikli. 41.60 geçilirse orta ve uzun vadede 51 lira makas direnç seviyesi olarak izlenebilir. Evet, hisse değerleme çalışmamızda bulduğumuz değere de yani 47 lira 40 kuruş değerine de yakın sayılır. 51 lira. Onu da belirtelim. Evet, son olarak takas çalışmamızı yapalım. Önce son işlem gününe baktığımızda %18 ilk 5 kurum alıcılı kapamış. Birinci alıcı 469 bin notla yap kredi yatırım. İkinci sırada 89 bin notla yatırım finansman var. Üçüncü sırada ak yatırım. Satım tarafında tacirler ve HSBC ve iş yatırım var. Yabancı takasında yani çok belirgin son gün alıcılı kapamış. Şu bölgede dip görülüp yavaştan toparlanma çabası olduğunu görüyoruz. Yine de tablo olarak bakalım. Evet, baktığımızda haftalık takasta 2.4 milyon Sibank yabancı satım tarafında. Yatırım fonları ak yatırım, iş yatırım alım tarafında 3.7'ye 2.6 satıcılar güçlü. Evet, günlük takas yansımıyor. Çok belirgin değil. Aylık bakalım. Aylıkta yine satıcılar güçlü. 8'e 7. Alım tarafında 4.7 milyon notla yatırım fonları var. Yani özetle
takasta henüz istediğimiz toplanma ya da belirgin alıcıların güçlü olma durumu yok. Bu bahsettiğimiz destek seviyeleri üzerinde hacimli hareketler görürsek o zaman toparlanmanın devamı beklenebilir. Toplam takasın %62.43'ü ilk 5 kuruma ait. İlk sırada %26 pay ile Citibank yabancı yer alıyor toplam takasta. İkinci sırada %15 pay ile İş Yatırım Patron Kurumu diyebiliriz. İlk 5'teki kurumların ikisi bu şekilde. Evet gençler, takasta durum bu. Her şey gönlünüzce olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. İyi hafta sonları.